Afyon Postası'ndan herkese merhabalar. Biz bugün Afyon Postası olarak neredeyiz? Saraydüzü Kamp Merkezi'ndeyiz. Ben açıkçası çok merak ettim burayı. Gelip görmek istedim. Şu an mesela arkamda gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara var. Yeşillik var. Burayı merak ettim ben. Burayı gözlemlemeye ve sizlere göstermeye geldim. Hadi başlayalım. Kevser Hanım yanımızda. Bize burayı anlatacak. Kevser Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz burayı çok merak ettik Egemen'le beraber. Gelip görmek istedik açıkçası. Burada ne var? Saraydüzü Kamp ve Kondisyon Merkezi'ndeyiz. Burası gerçekten doğayla iç içe, doğa harikası evet, diyebileceğimiz evet. bir alan. Bu kamp merkezini hem gençlerimizin hem Afyon Karahisar'ımızın hem de yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sunacağız kısa zamanda. Yani şimdi yeşillik dediniz, doğa dediniz, biz gelirken gördük. Ya böyle bir manzara yok, böyle bir yeşillik yok. Şimdi biz buraya gelirken Kütahya yolu üzerinden geldik, doğru mu? Evet. Kütahya yolu üzerinden geldik. Buraya girerken bizi yeşillik karşıladı adeta, bir orman karşıladı. Ben açıkçası burada bu şekilde bir orman olduğunu bilmiyordum. Burayı merak edip geldiğim için gördüm. Yani kesinlikle herkesin gelip görmesi gerektiğini düşündüğüm bir yer olmuş burası açıkçası. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla bungalov evler var. Onları da gezeceğiz. Tabii Peki ki. Burada başka neler var? Konaklamaların dışında, yani bu bungalov evlerde konaklamaların dışında hem gençlerimiz hem de spor kulüpleri burada sportif faaliyetler içinde bulunabilecekler. Aynı zamanda karavancılarımız burada kamp yapabilecekler ya da çadırlarıyla burada hemşehrilerimiz ya da misafirlerimiz gelip burada kamp yapabilecekler. Tamamen doğayla iç içe bir ortamda güzel ve keyifli vakitler geçirebilecekleri bir alan oluşturmak istedik. Çalışmalar da zaten tüm hızıyla devam ediyor. Çok kısa zamanda hizmete açacağız. 2019 yılında belediye başkanımız Sayın Mehmet Zeybek göreve geldiğinden bu yana yaptığı yeşil alan çalışmalarıyla beraber Afyon Karahisar'ımızda kişi başına düşen yeşil alan miktarını da %57 oranında arttırdık. Bu merkezde zaten yine bizim bu yeşil alan çalışmalarımız kapsamında bu amaca hizmet edecek bir proje. Dilerseniz gezerek de anlatmaya devam edebiliriz. Çok isterim, çok da meraklanıyorum açıkçası. Tabii ki. Burada neler var, neler yok. Merkezimizde 15 adet bungalov evimiz var. Burada biz misafirlerimizi, yerli ve yabancı turistlerimizi, gençlerimizi bu bungalov evlerde ağırlayabileceğiz, misafir edeceğiz. Hemen evlerin içini de görelim. Girelim bakalım, merak Tabii ki. Ettim ya. Kevser Hanım, burası bizim mutfağımız. Evet, bungalov evlerimiz 1+1 şeklinde dizayn edildi. 2 oda mevcut oluyor. Burada Amerikan mutfak tarzı bir sistem tercih edilmiş. Tabii ki oturma gruplarımız gelecek. Mutfağımız gördüğünüz gibi bu şekilde kullanılabilecek. Bence şahane ya. Konaklamada. Hani bildiğin mutfak yani. Evet, yine doğaya uygun evet. olması için de renk tercihi olarak kahverengi seçildi. Tavanlarımız da gördüğünüz gibi asma tavan şeklinde yine tahtadan. Işıklandırmalarımız da öyle. Evet, aslında gelen misafirlerimiz bir ev konforunda, bir ev rahatlığında burada konaklayabilecekler. Çünkü 2 oda mevcut, 1+1 demiştik. Burası da yatak odası. Tabii yine çalışmalar devam ediyor. Bittiğinde burada bir yatak odası göreceksiniz. Diğer tarafımızda da yine koltuk oturma grupları gelecek zaten, yerleştirilecek. Yine aynı şekilde dizaynımızı doğaya uygun bir şekilde tasarımını da yaptık bu evlerin. Yani ben şu an burada vatandaş gelecek valiziyle beraber, kendi kişisel eşyalarıyla beraber evet. gelecek. Burada konaklayıp güzelce ailesiyle vakit geçirip buradan ayrılacak. Aynen öyle. Bunu görüyorum ben. Aynen öyle. Çok da başarılı, güzel bir çalışma evet, olmuş. Evet. Banyo ve lobosu da 2 tane hem bu odada hem de bu tarafta tabii ki de. Gel Egemen, gel bak, burada bir tane var. Evet. Hem banyo hem tuvalet ve lavabo şeklinde. Burası ebeveyn banyosu diyebiliriz buraya. Evet, yatak odası alanında da var. Oturma odası alanında da yine lavabolarımızı görebiliyoruz. Burada da bir tane var. Yine rahatlıkla 4 kişilik, 6 kişilik bir aile geldiğinde rahatlıkla burada konaklayabilecek. Şahane, ben çok beğendim. Harika olmuş. Özellikle bu duvar yapıları olsun,
Evet. Evin içerisi olsun, mutfağı olsun şahane. Ben çok beğendim. Yani burada tabii doğal taşlar tercih edildi. Duvar örümlerinde de doğal taşlarla birlikte doğaya uygun bir kombin yapıldı. Evet, bunun dışında bungalov evlerimiz dışında tabii peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle beraber yine bu konsepti tamamlıyoruz. Yine doğaya uygun olması açısından doğal taşlarla yine yürüyüş yolları yapıldı. Tabii sporcularımızın da burada gençlerimizin de sporla iç içe vakit geçirmesi için yürüyüş yollarımızı da hazırladık. Yürüyüş yollarımızdan keyiflice yürüyüş yapılabilecek, antrenman yapılabilecek bu evlerin manzarasında beraber insanlar hoşça vakit geçirebilecek. Aynı zamanda konaklarımızın önüne, yani bungalov evlerimizin önüne kamp ateşleri de yakılabilecek buralarda. Çok güzel, çok güzel bir fikir. Tabii bu hizmeti de gelen misafirlerimize belediyemiz bu hizmeti sağlayacak. Evet, gördüğünüz gibi aslında şöyle doğayla iç içe bir ortam ve Afyon Karahisar için gerçekten çok muazzam bir proje. Afyon Karahisar artık herkes tarafından biliniyor. Evet, çünkü evet. Uluslararası organizasyonlar yapıyoruz. Etkinlikler şehri, Afyon Karahisar spor şehri oldu. Afyon Karahisar 4 yol kavşağında bir şehir ve buraya gelen insanlarımızın da Afyon Karahisar'da daha fazla kalmasını sağlayabilmek adına, konaklama süresini artırabilmek adına bu merkezimizi inşa ettik. Bu projeyi hazırladık. Yerli ve yabancı misafirlerimiz geldiği zaman burada Afyon Karahisar'ı daha fazla tanıyabilecekler. Burada 3 gün, 5 gün, 1 hafta istedikleri süre zarfında konaklayabilecekler. Onun dışında da özellikle biz Afyon Karahisarlı gençlerimizin buralara gelip doğayla iç içe bir ortamda hem keyifli vakit geçirmesini hem de bir kamp yapmasını istiyoruz. Bu kampta tabii ki eğlenceli etkinliklerin yanı sıra oluşturduğumuz spor tesislerinde de faydalanıp burada sportif faaliyetler yapmasını istiyoruz. Gençlik geleceğimizdir çünkü. Şimdi ben burada izninizle bir parantez açmak tabii istiyorum. Şimdi ben de bir genç olarak Afyon'da kısıtlı aktivitelerde bulunuyorum. Sonuçta bundan öncesinde hani bu şekilde bir kamp alanı yoktu ve ben evet, kampı çok seven birisiyim. O yüzden merak edip burayı görmek istedim. Benim açımdan harika, çok güzel ama merak ettiğim şey şu. Önümüz kış malumunuz. Peki bu evlerin ısınması nasıl olacak? Bu evlerin ısınması şöyle, elektrikli ısıtma sistemleri kullanılacak. Bungalov evlerimizin içerisinde kamp ateşleri de yakarak evet, biz aslında Afyon Karahisar'ın sıcak insanlarının ve misafirperverliğini de o şekilde göstermek istiyoruz. Yani ben acayip beğendim ya. Hani Egemen, şöyle bir manzarayı alma şansın var mı acaba? Evet, havası nasıl harika Kudret ya. Bey? Ya şu an biraz serin. Biraz üşüyoruz tabii, biraz yüksekte olduğu için. Evet. Ama o kadar temiz bir havası var ki. Evet, böyle insanın, insan nefes aldığını hissediyor evet, değil evet, mi? İnsanın gerçekten böyle bir mutlu oluyor. O evet, oksijen insanın başını döndürüyor diyebilirim açıkçası. Ben çok beğendim. Doğası güzel, yapılan çalışma güzel, düşünceler çok güzel. Hani Afyon'a değer katan bir proje olmuş. Evet. Ben bunu söyleyebilirim. Emeği geçenlere de buradan teşekkürlerimi sunuyorum ben. Başka neler var burada? Sportif sahalarımız var. Futbol sahası, basketbol sahası. Bu tarz sportif sahalarımızla da beraber hem misafirlerimizin hem de gençlerimizin burada sporla iç içe olmasını temin edeceğiz. Aynı zamanda gelen misafirlerimiz, küçük misafirlerimiz için de, yavrularımız için de oyun alanları oluşturduk. O oyun alanlarını da birazdan tabii ki göreceğiz. Buralarda da yine çocuklarımız keyifle vakit geçirebilecek. Şahane, yani o ince düşünce için de teşekkür ediyorum ben. Buraya bir sosyal tesis kazandıracağız. Yine buraya gelen misafirlerimiz orada da bu manzara eşliğinde çayını kahvesini yudumlayabilecek. Aslında burada sadece konaklamaya gelmek yetmiyor. Evet. Geldiğiniz zaman burada çayınızı kahvenizi de içebiliyorsunuz. Ailenizle güzel bir vakit geçirip öyle de gidebiliyorsunuz. Tabii günübirlik ziyaretlere de açık evet, olacak evet, bu tesisimiz. Günübirlik vatandaşımız buraya gelip ya ben şu manzarada bir çay içmek istiyorum, ailemle hoş vakit geçirmek istiyorum, arkadaşımla hoş vakit geçirmek istiyorum diyenleri de buraya bekliyor olacağız. Yani açıkçası buraya gelinmez mi ya? Hani sırf buraya çay kahve içmek için gelinir. Evet. Ya sadece çay kahve içmek için de değil, burada konaklanır da. Harika. Söyleyecek başka hiçbir şeyim yok benim açıkçası ya. Evet. Yani hem konaklamak için hem de günübirlik ziyarete açık bir tesis olacak. Çalışmalarda tabii peyzaj çalışmalarımız peyderpey yine devam ediyor. İşin büyük bir kısmını bitirdik. İnşallah kısa zamanda da kıymetli belediye başkanımız Sayın Mehmet Zeybek burayı halkımızın hizmetine sunacak. Ben eminim kısa sürede biter burası. Halka da sunulmuş olur. Çok beğendim ben. Şimdi Kevser Hanım, benim merak ettiğim birkaç soru var. Bilen bilir, ben kamp yapmayı çok severim. Çadırımla beraber böyle doğayla iç içe mekanlarda kamp yapmaya bayılırım. Burada kamp yapabileceğim alan var mı? Bu birinci sorum. Evet. İkinci sorum da, burası malumunuz kavşak bir nokta. Siz de biraz önce bahsettiniz. Burada misafirlerimiz karavanla gelip burada karavanı park edip konaklayabilir mi? Bunları ben merak ediyorum açıkçası. Sizin gibi doğa severleri burada ağırlamak için aslında can atıyoruz. Ve proje bittiğinde de bu sorularınızı şöyle cevaplayacağız. Tabii ki de evet diyeceğiz. Bu hizmetimizle beraber
beraber hem kamp alanı hem de çadır alanımız oluşturuluyor. Bu alanlarda karavanıyla gelen misafirlerimiz karavanıyla vakit geçirecek. Çadırlarıyla gelen misafirlerimiz de çadırlarını kurarak kampını yapabilecekler. Aa, çok güzel, çok güzel. Buranın orman olması gerçekten büyük bir avantaj. Baktığınız zaman çam ağaçlarının yükselebildiğini görüyoruz. İşte bu gördüğünüz manzarayı tabii ki de kamp olarak ya da karavan olarak değerlendirebilecekler. Hem gençlerimize hem de misafirlerimize burada sporu ve doğayı buluşturuyoruz ve kamp olarak da bütün imkanları, olanakları sunacağız. Gençlerimiz burada kamp ateşi etrafında toplanacak, evet, ve güzel etkinlikler yapacak. Aynı zamanda da bu doğayla iç içe ortamda konaklayıp yine sportif etkinliklerde de bulunabilecekler. Sahalarımızı da gördünüz. Kıymetli belediye başkanımız bu konu üzerinde gerçekten hassas. Gençlerimize çok önem veriyor. Yine gençlerimizi de buralarda sürekli misafir edeceğiz. Gençler, buraya çıkın çıkın gelin. Harika bir ortam. Bakın, Kevser Hanım bahsettiği gibi çadır kurup kamp yapabilirsiniz. Karavanı olan vatandaşlarımız karavanıyla gelip burada konaklayabilir. Veyahut da özel araçlarıyla gelip buradaki evlerde konaklayabilirler. Bu şekilde imkanlar sağlanıyor burada. Sosyal tesis olacak tabii galiba ki, burası. Tabii ki. Sosyal tesisimiz olacak. Gözlem kulemizin hemen yanı başına bir sosyal tesis yapacağız. Bu sosyal tesislerimizde yine Afyonkarahisar'ımızın yöresel ürünleri, lezzetleri ikram edilecek. Günübirlik ziyaretçilerimize ya da konaklamak isteyen tüm ziyaretçilerimize 7/24 açık bir tesis olacak. Konum olarak zaten dediğiniz gibi kavşak bir noktada, çok uğrak bir yer. Burası eminim hizmete sunulduğunda dolup dolup taşacak. Ben bunu görebiliyorum açıkçası. Çok da keyif aldım ben burada geçirdiğim vakitten. Tabii ilerleyen zamanlarda etkinlikler de olur. Tabii ki. Burada sportif etkinliklerin yanı sıra eğlenceli aktiviteler, yani Afyonkarahisar'ın ve gençliğimizin sosyal hayatına katkı sağlayacak etkinlikler de olacak. Burada basketbol turnuvaları, voleybol turnuvaları, futbol turnuvaları, bu tarz sportif etkinlikler yer alacak. Onun dışında zaten kamp ve buradaki doğa ortamıyla da beraber gençlerimiz hoşça vakit geçirebilecek ve istedikleri zaman da burayı ziyaret edebilecekler. Buradaki olanaklardan da yararlanabilecekler. Ya burası aslında bir yaşam merkezi diyebiliriz. Evet. Şehrin kalabalıklığından, trafik yoğunluğundan bıkan insanlar burada gelip hafta sonu güzel bir vakit geçirip veyahut da hafta içi ne zaman isterlerse gelip burada güzel bir vakit geçirip buradan ayrılacaklar. Bugün biz neredeydik? Bugün Saraydüzü kamp alanındaydık. Bungalov evleri gördük, çadır alanlarını gördük ve gözetleme kulesini gördük. Kevser Hanım'la beraber burada çok keyifli bir vakit geçirdik. Biz burayı çok sevdik, çok beğendik. Emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi kapanışı biz buradaki yürüyüş yolunu yapacağız. Burası ormana doğru gidiyor. Ben burada yürüyeceğim. Keyifli dakikalar geçireceğimi düşünüyorum. Sizleri de buraya bekliyoruz.